TV ekranlarından bir Türkiye gündemi programıyla daha iyi akşamlar efendim. Öncelikle Londra temsilcimiz İsmail Karakaş'a bağlanacağız. İsmail Bey hazırlar mı? Merhabalar İsmail Bey, hoş geldiniz, iyi akşamlar, nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar Zehra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Londra gündemini, İngiltere gündemini alalım sizden. Peki, hemen konu başlıklarını veriyorum, ardından haberin ayrıntılarına geçeceğim. İngiltere'de son 24 saatle ilgili bilgi aktarıyor olacağım Zehra Hanım. Mutasyonlu virüs tespit edilen kişiler aranıyor İngiltere'de. Bu konuyla ilgili bir haberimiz var. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Pfizer ve BioNTech COVID-19 aşısının önemiyle ilgili bir araştırma yapıldı. O konuda bilgi vereceğim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Euro 2020 açıklaması, Almanya'nın İngiltere ihracatı gibi konular var. Brexit'in biliyorsunuz Ocak ayından itibaren İngiltere artık tamamen Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için bu konuyla ilgili bir haber var. Ve İngiltere'de Mart ayında yapılacak olan nüfus sayımıyla ilgili konu başlıklarımız var. Bunların ayrıntılarını ben size şimdi aktarıyor olacağım. İngiltere'de yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında can kaybı ve vaka sayısında düşüş görüldü bugün itibariyle. Bu da sevindirici bir haber. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte COVID-19'a bağlı 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123.192'ye yükseldi Zehra Hanım. Ülkede son 24 saat içerisinde 6.391 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4.182.365'e yükselmiş oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplam 20 milyondan fazla insanın COVID-19'a karşı aşılandığı belirtildi. İngiltere'de aşılama çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Bu da bir başka gelişme. Bir diğer konu da bugün İngiltere basınına yansıyan konu, mutasyonlu virüs tespit edilen kişiler aranıyor şeklinde, daha doğrusu kişi aranıyor şeklinde bir haber var. Brezilya'nın Manaus kentinden tespit edilen ve mevcut aşıların daha az etkili olduğu P1 koronavirüs mutasyonunun İngiltere'de 6 kişide tespit edilmesinden sonra tespit edilen bir kişinin kimliğine ulaşılamadı. İngiltere hükümeti evde bir test kiti kullanan ancak kayıt formunu düzgün bir şekilde doldurmadığı için kimliği belirlenemeyen mutasyon virüs taşıyıcısının tespit edilmeye çalıştığını duyurdu. Aşı Bakanı Nedim Zavahi katıldığı bir radyo programında 12 veya 13 Şubat'ta test yaptırıp sonuçlarını almayan kişiler lütfen iletişime geçsin çağrısında bulundu. İngiltere'de toplam 6 kişide tespit edilen mutasyon virüsünden 2 kişi İngiltere'nin güney şehrinde bölgesinde, 3 kişinin ise İskoçya'da olduğu bilinirken kimliği belirlenemeyen bir kişi ise arandığı belirtildi. Bununla ilgili de bir duyuru yapıldı. Bu kişinin de yetkililere ulaşması söylendi. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Pfizer ve BioNTech COVID-19 aşısının tek bir dozunun asomatomik enfeksiyonlarının sayısının düştüğünü ve virüsün bulaşma riskinin önemli ölçüde azalttığı tespit edildi. Araştırmacılar İngiltere'nin doğusunda Cambridge'deki sağlık personeline her hafta yapılan binlerce COVID-19 testinin sonuçlarını analiz ettiler ve Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan ve çalışmayı yöneten Nick Jones, bulgularımız tek bir doz Pfizer BioNTech aşısını alan sağlık çalışanları arasında PCR testlerindeki pozitif oranında çarpıcı bir düşüş olduğunu gördük şeklinde konuştu. Jones'a göre ekibinin çalışmalarındaki iki önemli sonucu açıkladı ve aşı yaptırmamış olan personelin COVID-19 test sonuçlarının %0.80'i pozitif çıktı. Bunlar ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen yeni hastalardı şeklinde konuştu. Pfizer aşısını yaptıranlarda ise testlerin pozitiflik oranı %0.37 çıktı. Ayrıca ilk dozdan PCR testlerinin pozitif oranı %0.20 çıktı şeklinde bir açıklama yaptılar. Yani sadece bir doz Pfizer aşısı alanların enfeksiyona karşı 4 kat daha korunaklı oldukları tespit edilmiş oldu bu araştırma sonucuna göre.
Pfizer ve BioNTech aşısı yalnızca SARS-CoV-2'ye karşı koruma sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda enfeksiyonu önlemeye yardımcı olarak virüsün başkalarına yayılma riskini de ortadan kaldırdığı belirtildi. Bir diğer haberimizde İngiltere Başbakanı Boris Johnson Euro 2020 açıklaması yaptı. Geçtiğimiz günlerde İtalya basınının UEFA'nın 12 ülke tarafından düzenlenmesi planlanan Euro 2020'yi tek ülkede oynatmayı düşündüğü ve bu ülkenin de İngiltere olduğu şeklinde haber çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu haberleri resmen doğruladı ve İngiliz basınına açıklamalarda yaptı. Açıklama verdiği açıklamada şöyle bir söyledi. Ülkemiz hazır olan planda bazı grup maçlarının yanı sıra iki yarı final ve final maçlarına ev sahibi olacak. Biz bütün turnuvayı İngiltere'de düzenlemeye talibiz. Bu talebimizi UEFA'ya ilettik. En doğru kararı vereceklerini düşünüyoruz diye konuştu Boris Johnson. Ve 17 Mayıs'ta da seyirciler tribüne dönecek şeklinde açıklamada bulundu. Boris Johnson ayrıca ülkedeki aşılanma hızının oldukça yüksek olduğunu ve spor karşılaşmalarındaki seyirci kısıtlamasının 17 Mayıs tarihinden itibaren yüksek ihtimalle kalkacağını da duyurdu. Ve bu şekilde bir açıklamada bulundu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre de UEFA Başkanı Alexander tarafından da 12 ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yapılacağı turnuva formatında korunmasından yana 11 Haziran 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2020 maçlar Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da oynanacak şeklinde açıklamada bulundu. İngiltere 2030 Dünya Kupası için adaylık düşünüyor böyle bir açıklama var İngiliz basınında. Ve 2030 Dünya Kupası'nda İrlanda ile ortak düzenlenmek için düğmeye bastığını da açıkladı. Boris Johnson da bu konuyla ilgili Dünya Kupası'nın 100. yılında futbol evine getirmeye sıcak bakıyoruz şeklinde konuştu ve 2030 Dünya Kupası'nın doğru adresinin burası olduğuna inanıyoruz. Futbol ve ülkemiz için muhteşem olur yorumunu yaptı. 2030 Dünya Kupası için diğer adaylar ise İngiltere haricinde 2030'da olası adaylar şöyle sıralandı. Fas, Cezayir, Tunus, Uruguay, Arjantin, Paraguay, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, İspanya, Portekiz, Kamerun ve Mısır, Kolombiya, Ekvator ve Peru da var bunların arasında. Bu şekilde bir açıklamada bulundular. Bakalım hem 2030 Dünya Kupası hem de 2020 Dünya Kupası'nın kararını artık UEFA verecek. İngiltere'de bir üniversitenin pandemi nedeniyle öğrencisine 5000 pound iade etmesine karar verildi. Bu haberde de İngiltere Bağımsız Hakemlik Ofisi bir üniversitenin ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde veremediği eğitimler nedeniyle bir öğrencisine 5000 sterlin iade etmesine karar verildi. Üniversitenin adı ise açıklanmadı. 2004 yılında kurulan İngiltere ve Galler'de öğrencilerin pandeminin eğitimlerine etkilerine dair şikayetlerini inceliyor ve son dönemde artan şikayetler arasında eğitime kesintiye uğraması, yurtların kullanılmaması, pratik eğitimlerin aksaması gibi konular vardı. 2000'den fazla şikayet alındı ve öğrenciler ücretsiz başvuru yapabiliyor bu kuruma. Geçen yıl 2604 şikayet alındı. Bunların 500'ü koronavirüs pandemisi kaynaklıydı. Başvurulardan biri adı açıklanmayan bir üniversiteye yıllık 38 bin sterlin ödeyen bir tıp öğrencisine aitti. Okuldaki tüm klinik eğitimlerin pandemi nedeniyle durmasının öğrencinin tüm pratik öğrenimini durdurduğuna karar verildi. Ve bu yüzden de kısmi geri ödemeye karar verildi. Bir sağlık hizmetleri öğrencisine de yüksek lisans eğitimindeki laboratuvar projesinin iptal olması nedeniyle de 1500 sterlinlik bir iade kararı verdi bu kurum. Kurumun pandemi önlemleri nedeniyle pratik eğitim alamamanın mezuniyet sonrası iş ararken dezavantaja yol açacağına da dikkat çekildi. Bu kurumdan bir bağımsız hakem de şöyle bir açıklamada bulundu. Bu dosyalar pandeminin öğrenciler ve kurumlar açısından ne kadar karmaşık sorunlara yol açtığını gösteriyor dedi. Ülkedeki üniversiteleri temsil eden üniversite UK şikayeti olan
öğrencilerin önce üniversitelerine başvurmasında faydalı olacağını da altını çizdi ve bu da İngiltere genelinde bir ilk karar olarak emsal niteliği taşıyor. Avrupa Birliği'nden aşı pasaportuna kritik hamle İngiltere'de dahil olacak şeklinde bir açıklama var. Aşı programına Brexit anlaşması ile birlikte ayrılan İngiltere'nin de dahil olacağını duyurdu. Ve Avrupa Birliği de koronavirüs aşısı olanlara verilmesi planlanan dijital belgenin hazırlık sürecini açıkladı. Yani bir dijital pasaportu Avrupa Birliği şu anda düşünüyor ve bunun çalışmalarına başladı. Tedbirlerini de bu yönde ilerletti. Bir diğer konuda yine Almanya'nın İngiltere'ye ihracatında Brexit etkisiyle Ocak'ta sert düşüş yaşandı. Almanya'nın İngiltere ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %30 düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından Brexit sonrası Almanya'nın İngiltere ihracatına ilişkin Ocak ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre Ocak'ta Almanya'nın İngiltere ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %30 düşüş görüldüğü saptandı. Bu da artık İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının etkilerinin yansıttığını ifade eden bir haberdi. Ve yine son olarak da İngiltere'de 21 Mart'ta nüfus sayımı var. Ve biz bunu 21 Mart'a kadar ara ara duyuracağız sizlerin aracılığıyla. Çünkü İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarını da ilgilendiren bir karar. İngiltere biliyorsunuz çifte vatandaşlığa izin veriyor şu anda. Hem Türk vatandaşı hem İngiliz vatandaşı olunabiliyor İngiltere'de yaşayanlar. Burada yapılan nüfus sayımında etnik kökenini, Türk kökenini işaretlemesi önemli altı çiziliyor. Çünkü ona göre ne kadar Türk'ün yaşadığı, ne kadar Türkiye kökenli İngiliz vatandaşının yaşadığının tespit edilmesi ve bundan sonra belediyelerde veya devlet dairelerinde bu Türk kökenli insanlara göre farklı bilgilendirmeler ve farklı uygulamaların da dikkate alınacağına yönelik bazı duyurular yapılıyor. Yani nüfus sayımında Türk vatandaşları katılım sağlayıp orada Türk olduklarını da belirtmesi önemli altı çiziliyor. Sayım şu şekilde yapılıyor Zehra Hanım. Evlere bir mektup geliyor. Mektup doldurulup postayla geri gönderiliyor veya gelen mektup internet üzerinden, internetteki site üzerinden direkt sayıma dahil olunabiliyor. Sayıma katılmayanlara ise 1000 sterlinlik bir para cezası da öngörülüyor. Bu nedenle sayıma katılımın yüksek olması bekleniyor. Biliyorsunuz şu anda Türkiye gündeminde de kontrollü normalleşme yoğun bir şekilde gündemi meşgul ediyor. İngiltere'de normalleşme nasıl devam ediyor? Aslında bilgiler verdiniz ama daha bir somut olarak merak ediyorum açıkçası. Bizi bilgilendirirseniz bu konuda. Evet, şimdi Zehra Hanım, daha önce Boris Johnson tarafından bir açıklama yapıldı. Şimdi 8 Mart'ta okullar açılıyor ve öğrencilere ve ailelerine testler yapılacak. Daha sonrasında Nisan ayı itibariyle yavaş yavaş bazı restoranlara yönelik bazı uygulamalar, gevşemeler gelecek. Ardından berberler ve diğer toplu merkezler açılacak. Mayıs-Haziran aylarında da yavaş yavaş kademeli olarak normalleşme olacak ve tribünlerde yani spor müsabakaları takip edilecek, açık hava yerleri açılacak, sinemalar yavaş yavaş açılacak. Bir şekilde bu aşılamaya bağlı olarak da gelen bu vakaların düşüş durumuna göre de yavaş yavaş kademeli olarak kaldırılacak şeklinde bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde Boris Johnson. Evet, peki sokağa çıkma kısıtlamaları ne durumda Sayın Karakaş? Şimdi İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları var. Fakat çok fazla uygulanmıyor. Yani hafta sonu özellikle geçtiğimiz hafta sonu benim de görüntülerini aldığım özellikle bu turistik tarihi yerlerde insanlar tamamen artık sıkılmış, bunalmış bir vaziyette. Parklara, bahçelere, nehir kenarlarına koştu ve bir nevi de sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Dolayısıyla burada hani insanlara da çok şey düşüyor. İngiliz halkı da maske mesafe kurallarını biraz ihlal etti. Bu da endişe verici boyutlara geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması normalde var fakat tam uygulanmıyor. Yani normalde iki kişinin aynı evden iki kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor. Markete, spora ve önemli alışveriş gibi yerlere
izin veriliyor. Fakat şu anda bu biraz gevşetilmiş gibi görünüyor. Türkiye gibi İngiltere'de artık sıkılmış. Teşekkür ediyorum Sayın Karakaş, kıymetli bilgilerinizden dolayı. Bir sonraki yayında beraber görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.